Merhabalar. Merhaba. Son dönemde kız çocukları kayboldu biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Cansız bedenleri bulundu. Ne yapılması gerekiyor? Ya abi kesinlikle idam getirilmeli yani buna. Hani başka bir çözümü yok. Türkiye'nin hali iyice kötüye gidiyor bu şekilde. İdamla son bulabilir anca. İdamla son bulabilir anca. Başka şeyler yok. Peki neden oluyor bu olaylar? Biz çocukları nasıl büyütmeliyiz? Kardeşlerimizi nasıl öğretmeliyiz? Henüz abisiniz sanırım. Neyle alakası yok ya. Çevre sıkıntılı ya. Çevre sıkıntılı. İdam diyorsun. İdam. İdam abi başka bir çözüm. Ama insanların artık birbirine güveni de kalmadı. Ben kardeşimi nasıl sokağa çıkaracağım diye bazen düşünüyorum bile. Bakkala gitmeye bile çekiniyor yani bazen. Aynen öyle. Bugün kardeşimin okul arkadaşı kaçılmış abi. Bir iki gündür kayıp. Abi ben şimdi kardeşimi dışarı göndermeye korkuyorum yani. Annem beni arıyor. Kardeşini gönderme dışarıya, gitmesin Kur'an kursuna, güreşe gitmesin diyor abi. Ama 21. Aynen. yüzyılda da tabii idam ne kadar şey olur, o da tartışılır. Peki 21. yüzyıl modern bir çağa göre sizce yapılan tecavüz suçu çok mu modern? Tabii ki de değil. O zaman sizce cezası çok mu modern olmalı? Yani olmamalı. Yani tabii ki. Ama tabii bu konu tartışmaya açık. Cezalar ne kadar verilse yine bu olaylar olacak. İdam olsa yine bu olaylar olacak. Ya yani insanlar, yani şöyle bir şey yapılmalı. Aileler insanları, çocuklarını daha iyi yetiştirmeli. Tabii yetiştirmeyle alakası yok. Bence yetiştirmeyle alakası yok. Neden? Çevre sıkıntıda işte. Çocuklarla şey yok ki ama. Çevreden oluyor her şey. Şimdi sen çocuğu nasıl yetiştirirsen yetiştir. Yani ben şimdi çocuğumu yetiştirirsem bu arkadaş huyundan vazgeçecek mi? Geçmez. Ama ucunda ölüm varsa eğer, ölüm cezası. Ya abi o artık karşı taraftaki adama kalmış. Kendisi bilecek iş. Yani ucunda ölüm varsa tabii biraz daha azalır bu olaylar. Belki hiç yok olmayacak kadar olur yani. Allah'a ona dua ediyoruz. İnşallah yok olur yavaş yavaş. Eyvallah, çok sağ olun gençler. Allah'a emanet olun, dikkat edin kendinize. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir acaba? Abdullah. Abdullah, kaybolan çocukları duydun. Evet. Cansız bedenleri bulundu. Neler söylemek istersin? O varlıklara ne olması gerekir, ne yapılması gerekir? Yani idamın geri gelmesini istiyoruz yani halk olarak. Türk halkının bütünlüğü de, çoğunu da ben aynı fikirde. Yani idamı geri istiyoruz. Yani işlerinde benim kardeşim de olabilirdi. Veyahut da bir başkası da olabilirdi. Yani idam geri istiyoruz. Yani başka da söylenecek bir şey yok. Peki idam geri gelsin mi diye bir referandum yapılsaydı eğer bu suçlara karşı. Gelsin diyenlerin sayısı yüzde kaç olurdu? Vallahi %80 olurdu. %80 olur diyorum. Peki biz çocuklarımızı, kardeşlerimizi nasıl korumalıyız? Nasıl bu varlıklardan uzak tutacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Yani ne yapmamız gerekiyor? Yani vallahi diyecek başka bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani tecavüzcülere idam istiyoruz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Ben Salih Kabil. Mehmet Bey, kaybolan çocukları duydunuz. Leyla ile Eylül, cansız bedenleri bulundu. Neler oluyor, niye oluyor? Bu insanlar, bu varlıklara ne yapılması gerekiyor? Bunu yapan varlıklara. Başkaları nasıl yapıyorsa öyle yapılması gerekiyor. Gereken ceza verilmeli. 13 yaşında kızı evlendirirsen, 12 yaşında hamile bırakırsan, bunu da iyi niyetle kravat taktı diye beraat verirsen olacak olduğu budur. Peki bunu yapan, bu suçu işleyene verilmesi gereken ceza nedir? Bunu vallahi ben bilecek olduğum iş değil. Tıbbi bir iştir bu. Ya psikolojik ya tıbbidir. Ya psikolojik olarak ömür boyu yatması gerekiyor. Ya da belirli bir yerde zindanda tutulması gerekiyor. Yani başka türlü idam olamaz, böyle bir şey yok. Neden idam olamaz? İdam olmaması gerekiyor çünkü sen kaç sene önce bunu imzasını atmışsın Avrupa Birliği'ne. Böyle olmuş olsa, her gelen birbirini idam etmiş olsa, idam etmek senin can alma hakkın yok. Peki kısasa kısas olmaz diyorsunuz. Olmaz, olur mu öyle şey? Yani Allah... Modern bir çağdayız. Ya modern olmaması değil ki, can almaya senin hakkın yok.
Senin hakkın yok ki can almaya. Allah verdi, Allah da arasında onu hesaplaşır. Ama bu yasaya göre düzen neyse o düzenin bedelini ödeyecektir. Zaten psikolojik ödeyecek ki daha ileri verdiğin zaman o halk içinde zaten yadırganacak. Kendi kendine belki de asacak, intihar edecek. O kendi bedelini verir. Zaten denge yeri olmuş olsa bu işlemi yapmaz. Öyleyse iki işlem var. Ya kafadan biraz rahatsız ya da birine düşmanlığı var. Bunu örtbas etmek için, hınç almak için yapıyor. Onun için gereken ceza verilmeli. Yani bir baklavaçılara 5 sene veriyorsun. Çocuk bir dar pantolon giydi diye verip 6 ayda çıkıyor. Yanlış. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, hayırlı günler. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Veysel. Veysel Bey, son dönemde kaybolan, kaçırılan ve cansız bedenleri bulunan Eylül ve Leyla. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Neden oluyor bu olaylar? Vallahi bu olaylar şimdi biraz cezaların caydırıcı olmasından. Yani bu gündemde var zaten idamın tekrar gelmesi de. Yani ben bir halk olarak istiyorum yani idamın gelmesini. Terör suçlarına, bu tecavüzcülerine, vatan hainleri için gelmesi şart diyorum yani. Peki biz çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Ve idam cezası bunu yapan varlıklar için yeterli bir ceza mı? Kesinlikle şu anda değil yani. Yani bu idam cezası tecavüzcülere, çocuk tecavüzcülere, istismarcılara idam gelecek abi. Başka çaresi yok. Yani ben buradan sayın devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli'ye, diğer parti liderlerine de idam istiyoruz abi. Vatan hainlerine, tecavüzcülere, terör suçlularına yani idamın gelmesi lazım yani. Peki çocuklarımızı nasıl korumalıyız bu ve buna benzer gibi durumlardan? Çocuklarımızı tabii biraz daha bilgilendireceğiz onları. Biraz daha bilgilendireceğiz. Küçük çocuğumuz varsa biraz daha yanımızdan ayırmayacağız yani. Yani ona çok dikkat edeceğiz yani. Bilgilendirme şart yani. Bu okullarda da yapılması lazım yani bunların. Pekala, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, hayırlı günler. Peki, duydunuz mu haberi son dönemde kız çocuklarına? Evet, duyduk. Bayağı da rahatsız olduk. Bayağı da bizi de rahatsızladı. Yani bunlar çok kötü şeyler. Yani ne gerekiyorsa devletimiz, artık hükümetimiz bunun önüne geçmesi gerekiyor. Hani, nasıl bir ceza verilmesi gerekiyor? Bunun cezası, yani bedeli çok ağır olması lazım. İdamdan ben diyorum ki hani idam, hani bu göz önünde insanların önünde yakılsın. Hani bu kadar bir ahlaksızlık anlatamam ya. Bu faşistliği anlatamam ya. Yani emin ol şu anda saçım, her bir telimin saçı diken diken oluyor, emin ol. Yani bu kadar bir şey faşist ya. Bunu şey yapamazsın ya, anlatamazsın. Yani ben şahsen anlatamıyorum böyle şeyleri. Çocuğunuz var Nisa, kaç yaşında? Ya Nisa 2 yaşında efendim. Nasıl koruyorsunuz onu? Nasıl öğreteceksiniz çevreyi, dışarıyı? Emin ol, öyle gözümüzün önünde. Bir de ikincisi, benim için hepsi, her bir çocuk Nisa'dır. Sadece benim değil. Şu gördüklerim bütün çocuklar benim için Nisa'dır. Allah razı olsun. Çünkü benim biz Müslüman kardeşlerim hepimiz biriz. Yani bundan daha ötesi yok. Hani benim için emin olun şu da Nisa'dır. Yani hepsi kardeş, anne bacıyız ya, bir aile, bir aileyiz ya, bunu nasıl yani, emin ol yani çok ahlaksızlık, bir şey anlatamam yani, bundan başka bir şey diyemem. Peki son olarak Eylül ile Leyla'yı duyduğunuzda ne hissettiniz? Ya zaten dün akşam en son Leyla'yı duydum. Leyla'ydı değil mi dün akşamki olay? Evet. Ya ben emin ol sabaha kadar uyumadım ve çok huzursuz oldum. Eşim bana söyledi ki niye bu kadar rahatsızsınız? Hatta eşim de şu anda Kızılay'da kan veriyor. Ya dedim çok etkiledi beni. Yani emin ol annemi kaybettim, babamı kaybettim, bu kadar etkilemedi beni. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok kötü bir şey ya Allah. Yani ben diyorum ki hükümetimiz, devletimiz ne gerekiyorsa bunun önüne geçmesi gerekiyor. Ha, gerekirse canımızı ortaya koyalım, beraberce çözelim. Yani bu kadar bir terbiyesizlik olamaz ya. Olsun yani, sadece çocuklar için değil, bütün bayanlar için de geçerli bu. Hani bütün herkesin aile sahibi, herkesin şey sahibi. Yani insan bir cezası olabilir, bir aile cezalandırmak çocuğa mı bunu yapması? Zulüm ya. Bu resmen ağır bir zulüm ya. Doğru diyorsunuz. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler.
Merhabalar. Merhaba, sağ olun. İsminiz nedir acaba? Serkan. Serkan Bey, 24 Haziran seçim sonuçları açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz gibi miydi sonuçlar? Şimdi beklediğimiz gibi olmadı. AK Parti'nin oylarının düştüğünü, MHP ile olmasaydı kendisinin kurtulamayacağı belliydi. Ama MHP'yi de yanına alınca kendini öyle kurtardı. Çünkü bizim halkımız daha öncelerine baktığınız zaman ülkemizde yabancı insanlar yokken AK Parti'yi tutuyorlardı. Ama yabancı insanlar gelince ekonomik olarak çalışanlardan oylarını kaybetti. Çünkü yoksulluk biraz daha yükseldi. Yoksulluğun yükselme yani düşme yükselmesinin oranı da yabancıların gelip burada daha ucuza çalışmaları, sigorta talep etmeleri. Şimdi ben motokuryeyim. Bir yerde günlük mesela 120 liraya çalışıyorum. Ama bakıyorum ki bir yabancı gelmiş 50 liraya çalışıyor. Sigorta da almayınca adam beni çalıştıracağına onu çalıştırıyor. Böyle olunca bizim de ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Bugün en azından bir 3 milyar, 4 milyar lazım ki ben evimi geçindireyim. Ev kirası, su, elektrik, yeme içmek. Bir de hasta düştüm vallahi etmesin. İnsan hepten belini doğrultamıyor. Ne oluyor? Tıpkı diğer ülkeler gibi açlık, kıtlık suça itiyor yani insanları. Ben böyle görüyorum yani. Peki AK Parti'nin yani hükümetin Suriyeliler konusunda sanırım bir sıkıntınız olduğunu düşünüyorum. Suriyeliler de bir sürü kişiyi aldı. Herkesi aldı. Tamam onlar da bizim kardeşimiz, Müslümanlar. Ama Tayyip Bey onlara hem maaş veriyor hem yani maaş verdiği gibi her yerde de rahat bir şekilde çok ucuza çalışıyor. Peki CHP'den HDP'ye bir oy akışı oldu. HDP barajı geçti. HDP'nin barajı geçmesini bekliyor muydunuz yoksa beklenen bir ihtimal mi oldu sizin için? Şimdi ben bekliyordum. Çünkü CHP'yi arkasına aldı. Oyları yükseltti. Onlar da beraber bir koalisyon kurdular. Öyle geçmeli miydi sizce HDP barajı? Yani Türkiye'de yapılan olaylara bakılırsa geçmemesi lazım. Hani Kürt meselesi dediler ama doğuya hiçbir yatırım yapmadığı gibi doğudaki insanların da zulüm gördüğünü gördü. Ben de bir doğulu insanım. Ama şimdi... Memleket neresi? Van. Van ama bakıyorum şimdi evvela başımızdakiler kendi halkına ne yapıyor? Nasıl bir güzellik yapıyor? Bunlar yapmıyor ki. Bunlar hep kardeşi birbirine düşürüyor. Fitne çıkarıyor. O diyor, bu diyor. Baktığın zaman doğuda sokaklarda orada da açlık, kıtlık, aynı zamanda kültür gelişimi yok. Ahlak bakımından baktığın zaman bir doğu çocuğu okuyup da daha güzel yerlere gelemiyor. Ama oraya oy verdiler. Bunu uyandılar. Uyanınca bu sefer onlar da AK Parti'ye döndüler. Çünkü AK Parti çalışıyor. Peki Muharrem İnce ile şu anda Kılıçdaroğlu arasında bir tartışma var. Bu neden oluyor? Ne olacak? Sonu ne olacak? Şimdi Muharrem İnce çok güzel bir giriş yaptı. Daha öncekilerine baktığın için Muharrem İnce'de insanlar bir ışık gördü yani. Yani hiç yoktan bir başa geldi, adaylığını koydu ama yani tuttuğunu koparan bir insan. Yani onun da bu Türkiye'ye güzel şeyler yapacağını insanlar anladı. Şimdi CHP'nin başına baktığın zaman Kılıçdaroğlu hep muhalefet yapıyor ama bazı sözleri yalan boş çıktığı için artık koltuk sayısını da kaybetti yani. O yüzden ne yaptı? Öteki partiyi arkasına aldı, HDP'yi arkasına aldı. Beraber bir şey yaptılar. Ama Türkiye'ye onların bir geleceği olacağını yani güzel şeyler yapacağını ben tahmin etmiyorum. Yani muhalefetin eğer hükümete gelirse, iktidara gelirse pek bir yararı olmayacağını düşünüyorsun. Olmayacağını düşünüyorum. Yani gene insanlar baktığı zaman Türkiye'de yapılan yollara, şeylere baktığı zaman tekrarından AK Parti diyor. Çünkü AK Parti yoksulların da üstesinde, hiç kimselere bu hastanelerden yoksulluk maaşı çıkarttığı gibi özürlü maaşları da çıkarttığı için halkı arkasına aldı. Halk da zaten onu istiyor. Şimdi bir hastaneye gittiğin zaman bir sürü sıra bekliyordun, şimdi yok. Bu kimin sayesinde? AK Parti'nin sayesinde. Hasta düştün, evde yatıyorsun, bir gelirin yok. Bu sefer özürlü maaşı çıkarttı. Oradan da geçindiği için. Ama öteki parti partilere baktığı zaman mesela avcılara gittim seçimden önce, çöpçüler gelip paralarını almadıkları için temizlik yapmamışlardı. Avcılar gibi güzel bir yerimiz çöp götürüyordu. Şimdi baktığın zaman AK Parti'nin aldığı yerler güllük gülistanlık. Sen kime verirsin oyunu otomatikman düşündüğün zaman? En azından gene bu devam etsin diyorsun yani, öyle yani. Peki hala çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba hocam. İsminiz nedir? Mesut ben. Mesut Bey, memleket neresi? Bursa İnegöl.
Bursa İnegöl değil mi? Daha demin bir muhabbet oldu ama. Mesut Bey, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz gibi mi geldi sonuçlar? Düşünceleriniz nelerdir? Beklediğim gibi demesek de tahmin ettiğim gibi geldi desem. Düşüncelerim yani 16 yıldır alıştığımız bir iktidar. Çok fazla şey de düşünemez olduk. Allah hayırlısını versin. Yapılacak bir şey yok. Peki bundan sonra Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizce? Ya inşallah iyi görüyoruzdur. Yani biz artık belli bir yaştan sonra kendimiz için bir şey düşünmeyi bırakıp istikbal için, çocuklarımız için bir şeyler düşünmeyi. Ama özetlersek iyi görüyorum. Yani özellikle dış politikada iyileşmeler gözle görülür bir şekilde düzelmeye başladı. Sadece mülteci sorunumuz var. Çok mültecimiz var bana göre. Onlara biraz düzenlersek bir şeyler olur. Peki seçim sonuçlarına göre HDP barajı açtı. Bekliyor muydunuz HDP'nin barajı açmasını? Tahmin ediyor muydunuz açmasını? Yoksa beklemediniz? Tabii. Bekliyordum. Yani HDP'nin barajı açma ya zaten yani şöyle sadece ben değil. Ben 51 yaşındayım. Hemen hemen 20 yılı aşkındır oy kullanıyorum. Yani bu demek 14-15 seçim atlattık. Ya mecliste ne kadar renk olursa yani parti o kadar çok olursa o kadar hem demokrasi olur hem çok seslilik olur. Ya bu da kötü olmaz yani. HDP barajı aşmasını bekliyorum. Ha bu kadar milletvekili bekliyor muydun? Onu beklemiyordum tabii. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Merhabalar. Merhabalar efendim. İsminiz nedir acaba? Mesut. Mesut Bey, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Nasıl bir sonuçlar geldi? Beklediğiniz gibi miydi sonuçlar? Ne düşünüyorsunuz? Sonuçlar beklediğimizin biraz altında kaldı ama her şeyin yine hayırlısı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bütün millet zaten onun gelmesini istiyordu. Beklentilerin altında kalsa bile yine de ümit vericiydi yani. Peki bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? İnşallah AK Parti döneminde iyi olacak ya. Her şeyin hayırlısı olsun. Peki HDP barajı geçmesini bekliyor muydunuz HDP'nin? Hiç tahmin etmiyorduk ama maalesef CHP tarafından desteklenince maalesef meclise girdi. Ve milletin hakkı yeniyor diyorum bu konuda. Vekil maaşı alacaklar. Ben de helal etmiyorum hakkımı. O maaşlarda benim de vergim var diyorsunuz. Canım, benim de vergim var. Ben kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum yani. Sonuçta onlar daha da teröristlik yapan insanlar. Askerimize mermi sıkan, kurşun sıkan insanlar. Bu yüzden dolayıdır ki ben de hakkımı helal etmiyorum. Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerine CHP İl Başkanlığı'nın katılmayacağını açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sonuna kadar destek veriyoruz. Neden? Doğru olduğunu düşündüğüm için. Yani sonuçta doğru olanı konuştuğu için ben de destekliyorum. Pekala, çok teşekkür ederiz. Size de yapalım mı? Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir acaba? Murat. Murat Bey, 24 Haziran seçimleri geride kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz gibi mi geldi sonuçlar? Görüşlerinizi alalım. Muharrem İnce'ye haksızlık yapıldı. Neden? Nedeni derseniz Muharrem İnce Edirne'den Ardahan'a dünyanın en uzun ince kardeşlik köprüsünü kurdu. Bu bir gerçek. Şu anda insanlar bölünmüş durumda. Neden derseniz senlik var, benlik var. Madem öyle HDP barajı açtı diyorlar ya, o zaman cezaevindeki bir insanı sen başkanlığa sokmayacaktın. Onu hükümetin yaptığını mı düşünüyorsunuz? Tabii ki de. Yani evet. Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı aday olarak kabul ettiğini düşünüyorsunuz. Evet. Kendisine rakip olarak. Evet. Neden? Ya neden derseniz, yani sonuçta onun işine yarıyordu. Yani AK Parti'ye gidecek oylar HDP'ye gitti, bu Tayyip Erdoğan işine mi yaradı? Aynen. Neden? HDP'nin barajı aşması benim için, ben bir CHP'li olarak başkanlık oyunu Muharrem İnce'ye verdim.
milletvekillerini HDP'ye verdim. Çünkü Muharrem İnce HDP barajı aşmadığı zaman bütün oylar yine AK Parti'ye kayacaktı. Yine değişim. Hiçbir şey olmayacak. Yani Selahattin Demirtaş'ın, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun hepsinin aday olmasının asıl amacı Tayyip Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını ikinci tura taşıyabilmekti. Doğru mu? Doğrudur. Bu başarılı olmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başarılı oldu. Birinci turda bitti. Sen görüşün var ya, benim görüşüm var. Bir dakika. Oldu. Birinci turda bitti. Birinci turda aslen Muharrem İnce kazanmıştı. Ama bunu gel gör ki bütün, yani herkes biliyor, hırsızlık has safhayı aşmış. Bir de ona yardım eden insanlar hırsızlığa iyicene suç ortağı oldular. Başka bir şey değil. Muharrem İnce'ye haksızlık yapıldı dediniz. Nasıl bir haksızlık yapıldı? Nasıl bir yani Muharrem İnce kendi açıklamalarında, çünkü herhangi bir sıkıntı yok. Sadece seçim döneminde bir gariplikler oldu dedi ama sonuçlarla alakalı herhangi bir sıkıntı yok dedi. CHP'nin içerisindeki Bülent Tezcan'ın biz kazandık demesine rağmen bu açıklamada bulundu. Nasıl bir haksızlık yapıldı? Ben oralara fazla girmeyeyim. Zaten şu belli oluyor. Mitinglerde belki siz de seyretmişsinizdir. İnsanlar Muharrem İnce hasta oldu. Her mitinginde rekor kırdı. Görüyorduk. Ben buradan kalktım Maltepe'ye, onun mitingine gittim. Yani artık oraya giden insanlar da boş değildir. Bütün oyunu veren insanlar oraya yani gitmiştirler. Ya haksızlık derken nasıl bir haksızlık oldu? Haksızlık şöyle bir şey yani. Resmen hırsızlık yani, başka bir şey değil. Kim hırsızlığı yapıyor? Yani? Muharrem İnce'ye haksızlık olundu diyeyim. Oy mu çalındı, onu mu demek istiyorsun? Evet. Muharrem İnce kendisi açıklama yaptı, öyle bir şey yok diye. Yok diye. Ben okul sorumlusuydum. Arkalarda hep oy pusulaları yakaladım. Ne yaptınız? Ne yaptım? Yetkililere söyledim. Yetkililer de ne yaptı? Hiçbir şey. Ya, avukatlar var. Hani o sırada sandık başlarında bekleyen avukatları bunu bildirmediniz mi? Ben sorumlu bir üst sorumlulara bildirdim. Merhabalar. İsminiz nedir acaba? Mehmet Zeki Çiçek. Mehmet, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Nasıl değerlendiriyorsun? Beklediğin gibi miydi sonuçlar? Beklediğim gibi evet çıktı. Evet. Peki önümüzde Türkiye'yi nasıl günler bekliyor? Neler olacak bundan sonra? Vallahi önümüzdeki yani Türkiye'nin geleceğine inşallah iyi niyetle hani olmasını bekliyoruz. Çünkü gelen seçimlerde gördüğümüz gibi, her zamanki gibi AK Parti en önde çıktı. Hani bizim bir beklentimiz inşallah yani bu seçimlerde inşallah iyi olur. Yani geleceğimize de artık Türkiye için de iyi günler geçiririz. Amin inşallah. Peki Mehmet, HDP'den CHP'ye bir oy akışı oldu. CHP'den HDP'ye özür diliyorum, bir oy akışı oldu. HDP barajı geçti. Bekliyor muydunuz? HDP sizce barajı geçmeli miydi? HDP'nin barajını geçmesini aslında hiç yani pek fazla beklemiyordum ama yani son dakika haberlerinde HDP barajı geçti diye geçti yani orada altyazıda. Yani biz yani şok olduk yani. Yani CHP'den bekliyorduk ama HDP'den pek fazla beklemiyordum. Anladım. Evet. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Onur. Onur Bey, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz gibi mi çıktı sonuçlar? Beklediğim gibi çıkmadı. Beklediğimin tam aksine çıktı. Olumlu hiçbir şey düşünemiyorum öyle. Neden? Neden? Çünkü Türkiye'nin geleceğini çok iyi görmüyorum o yüzden. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz şu an Türkiye'de? Karanlık bir gelecek görüyorum. Yani AK Parti hükümetinde karanlık bir gelecek var diyorsunuz. Yani AK Parti, A Parti, B Parti değil. İzlenilen politikalar sonucunda. Karanlık bir hükümet, karanlık bir sistem, geleceği olmayan bir hükümet görüyorum şu anda. Peki bundan önceki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan döneminden önceki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? Olmasaydı nasıl bir Türkiye olacaktı? Ben 1991 doğumluyum. Ondan öncesini çok hatırlamıyorum ama 2002 yılından beri AK Parti'yi takip ediyorum. İzlediği politikaları beğenmiyorum. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Cemal. Cemal Bey, 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Sonuçlar beklediğiniz gibi miydi? Nasıl gerçekleşti seçim? Neler söylemek istersiniz? Vallahi sonuçlar, şimdi seçim geride bırakıldı. Belliydi sonuçlar. Zaten AK Parti'nin kazanacağı
%90 benim kendi açımdan belliydi. Çünkü 12 Eylül'ü yaşadığımız dönemlerde, çünkü şu ana kadar Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Cumhurbaşkanımız artık demeyelim de babamız oldu. Şimdi geriye baktığın zaman bir tane siyasetçi yok. Benim rahmetli annem ilaç alırken saat 5'te ezan vakti kalkarken 12 Eylül dönemi ilaç alamıyordu. Yani kuyruğa girip tüp kara borsaydı. Her şey kara borsa. Şimdi bu adam geldi sanki Allah-u Teala gönderdi Türkiye'mizin, milletimizin başına. Şimdi ondan başka bir siyasetçi yok. Kime versen hoş. Yani hepsi hani diyor ya, herkes bir öğütler yapıyor. Seçim bittikten sonra halkla uğraşan yok. Aman diyor ki diyor, aman bana oy verdi. Ne olursa bu adam ilgileniyor, halkıyla ilgileniyor. Bugün Muharrem İnce'ye bir konuşmasında Sayın Muharrem İnce bir çocuğu eğer kürsüden kovalıyorsa, ben biliyorum ki bu %15, %5, %6 oyunu oradan kaybetti. Çünkü bugün benim çocuğum olabilir, senin çocuğun. Ya seni seviyor ya, sen niye kovalıyorsun? Bugün Cumhurbaşkanımız bir seçim sonrasında çocuğun ayağı takılıyor, orada hastaneye gidiyor, balkon konuşmasını yapıyor, tekrar gidiyor. Böyle Cumhurbaşkanı'na can feda. Peki CHP'den HDP'ye bir oy akışı oldu. HDP barajı geçti. HDP'nin barajı geçmesini bekliyor muydunuz? HDP barajı yani geçmeli şimdi, miydi? Şöyle bir şey var. Şimdi CHP oy HDP'ye vermesi, ben inanmıyorum. Kendi şahsıma inanmıyorum. CHP bir sefer HDP'ye oy vermez. HDP'nin kendi oyu yetiyor zaten. Bazı bölgelerde, yani İstanbul'un belirli bölgelerinde CHP'nin oyu azalıp o bölgelerde HDP'ye oy yükseliyor. Bu sebeple bu soru. Bir şey var. Bugün Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda eğer şampanyalar selo diye patlıyorsa, %55 oy alıyorsa, böyle yerlerde, bebek gibi yerlerde, yani bunun CHP ile alakası yok. HDP'nin bir de kendi çalışması. Mesela konuşma yapmadı, hiçbir yerde yasaklandı, konuşma yapmadı. Ha bunun Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni yok. Hepim, ben de Kürt'üm ama şimdi normalde tabii ki ister, yani şimdi özgür ve demokrasi bir ülkede yaşıyorsa, özgürsek, hani sen oyunu kime vermişsin, o seninle Allah'ın arasında bir şey. Ama Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan ölünceye kadar Türkiye'nin başında. Bunu biz istemeyiz gitsin. İster istemez istemez. Çünkü seviyoruz da onu. Allah'a var, şimdi Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, sayıyoruz. Biz istiyoruz ki başımızda Allah ona uzun ömür versin. Allah acısını bize göstermesin ama sevilen bir insan, popüler bir insan. Şimdi öyle bir şey olduğu zaman bakıyorsun CHP'ye, bakıyorsun başka siyasi partilere, bakıyorsun oy verecek bir kapasite yok. Yani kendi oyu 2 milyon seçmen, 2 milyon aşkın CHP'nin İzmir'de mitingi vardı. Bugün bakıyorsun tamam, millet kimi geliyor seni seyretmeye ama kardeşim senin kendi komşun sana vermiyor. Senin aile dostun sana vermiyor. Muharrem İnce'nin köyünden Muharrem İnce'ye hatırlıyor, yanlış hatırlamıyorsam 87 oy, 80 küsur oy çıkmıştı. Tayyip Erdoğan'a 220 civarı bir oy çıkmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Muharrem İnce'nin kendi köyünde? Ya şimdi Muharrem İnce'nin kendi konusunu, köyüsü olduğu için, şimdi insanlar der ya, horoz kendi çiftliğinde öter. O da kendi tanıdıklarıdır, o da kendi komşularıdır, eşidir, dosttur vesaire. Bugün mahalle muhtarı seçimi olduğu zaman bile eş dostla sığınarak, eş dost veriyor. Senin yanına geliyorum, sen veriyorsun. Ama bugün öyle bir kitle ki, şimdi Cumhurbaşkanımız tektir. Yani parti olarak ben düşünmüyorum. Bak ben Kürt olduğum halde Cumhurbaşkanı tektir. Çünkü memleket neresi? Bitlis. Çünkü tek olduğu için biz seviyoruz kardeşim onu. Başka bir şey diyemem yani. Şimdi o adamı Allah başımızdan eksik etmesin. Bugün bir frekansta eğer Türkiye bölünmüyorsa biz bu adamı terk etmeyeceğiz. Pekala. Çünkü bir vatanımız var, bir bayrağımız var, bir Allah'ımız var, bir Cumhurbaşkanımız var. Başkası kim ne konuşursa konuşsun, benim şahsıma hava cıva gelir. Çünkü 12 Eylül'ü eğer yaşamışsam, bu güzelliği de burada görmüşsem, kim ne yaparsa kendine yapar ya. Ha şimdi adam diyor ki Kürtleri keseceğim, biçelim. Bu da yanlış bir kelime. Şimdi beş parmağın beşi birbirine benzemiyor. İmkanı yok. Kürtsün diye yargılayamazsın. Şimdi ben vatanımı seven, milletimi seven, çocukları seven, bayrağımız uğruna ölen bir Kürt. Ama şimdi şöyle bir şey söylediklerinde, ya sen Kürtsün diye okuma demediler.
Benim abim bugün lise müdürü, bir tanesi savcı mesela. Okuma deyip de senin istikbalini elinden almadılar. Oku kardeşim, senin silahın kalemin olsun. Kaleminle sustur. Ama kimi siyasetleri görüyoruz, yaşadığımız olayları görüyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra Cumhurbaşkanım değil miyim de, babamız diyorum. Annemiz de Emine Hanım'dır. Onları seviyoruz baba. Allah başımızdan eksik etmesinler. Söyleyeceklerim bu kadar ama gerçekten bir liderimiz varsa odur. Başka lider sanmıyorum.